Akıllı Para'dan herkese merhaba. Para Politikası Kurulu kararını açıkladı. Bugünün en önemli maddesi de buydu. Ancak kararda tam da beklendiği gibi Merkez Bankası politika faizini %14 seviyesine sabit bıraktı. Arkasından fiyatlamaları konuşacağız. İlk etapta Türk varlıklarına bakalım hatta. Merkez Bankası'nın bugünkü kararının ardından nasıl bir fiyatlama var? Bugün ilk etapta Türk varlıkları tarafıyla başlayalım aynı zamanda. Şu an itibariyle Borsa İstanbul'da %0.26'lık prim var. 2046 puandan işlem görüyor. Bütün alt endeksler Borsa İstanbul'da yukarı yönde destek veriyor. Sanayi endekste %0.33'lük prim var. Bankacılık endeksi %0.53 primli. Ulaştırma endeksi %0.23. Holding endeksi ise %0.23 an itibariyle artıda. Faizler tablosuna baktığımızda Para Politikası Kurulu kararının ardından gösterge kağıdın bileşik faizi 21.15'te, 10 yıllık kağıt ise 21.99'a yükselmiş vaziyette. Ülke risk primimizde sınırlı bir yükseliş var. 525 bas puandan işlem görürken dolar TL şu an itibariyle yatay. Günlük bazdaki kayıplarını geri aldı bu noktada Merkez Bankası kararının ardından, ama doğrudan doğruya burayla ilişkilendirmek de çok doğru değil. Çok fazla bir hareket yok çünkü döviz piyasasında. Dolar TL an itibariyle yatay. 13.63 seviyesinden işlem görüyor. Doların günlük performansına baktığımızda dolar endeksi %0.12 kadar şu an itibariyle artıda. Gelişen ülke para birimlerine baktığımızda dolar karşısında çok fazla bir hikayesi olan para birimi yok. Sadece Güney Afrika randı dolar karşısında %0.63'lük kazancıyla en fazla değer kazananlar da iki para biriminden bir tanesi. Diğeri ise %0.37'lik değer kazancıyla beraber Meksika pesosu var dolar karşısında. Euro TL'ye de bakalım. Şu an yatay 15.52 seviyesinden işlem görmekte ve TL sepete baktığımızda yatay seyrediyor 14.57 seviyesinde. Şimdi bugünün öne çıkan diğer başlıklarına da göz atalım. Ardından da Avrupa piyasalarını ekrana getiririz. Bugün itibariyle az önce bahsettiğim gibi ana gündem maddemiz zaten politika faizinin 14'te sabit bırakılması. Metinde de sözlü ifadelerde de çok fazla bir değişiklik yok. Hepsini bugün kuşağımız içerisinde zaten ele alacağız. Diğer başlığımız yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilen göre kısa vadeli dış borç stoğu 2020 yıl sonuna göre %10.2 oranında artışla 125.6 milyar dolar oldu. Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoğu %9.7 oranında azalışla 51.8 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoğu %35.1 oranında artışla 47.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçelim diğer başlığımıza. Dün de başlıklarımızı aktarmıştık. Dünün önemli manşetlerinden bir tanesiydi. Hazinenin dolar cinsi sukuk ihracı. Burada 3 kattan fazla talep geldi. Çok yoğun bir talep vardı. Bu sukukun vadesi 5 yıldır hatırlatmak gerekirse ve burada neticesinde ihalenin sonuçlarına baktığımızda 3 milyar dolarlık ihraç gerçekleştiğini, buradaki kira oranı da 7.25 olduğunu gördük. Hazine ihraç tutarının 24 Şubat 2022'de hesaplara gireceğini belirtiyor. Bu arada 3 kattan fazla talep geldi derken 3 milyar dolarlık borçlanma var. 10-11 milyar dolara yakın da talep gelmişti. İhale esnasında onu da ufak bir not olarak düşmüş olalım. Yani 3 katından fazla derken bunu kastediyoruz. Geçelim buradan diğer başlığımıza. İnşaat faaliyeti 20 ayın en düşük seviyesinde. Türkiye Hazır Beton Birliği Hazır Beton Endeksi 2022 Ocak ayı raporunu aldık. Buna göre bütün endeksler Ocak ayında da negatif tarafta yer aldı. Aralık ayına kıyasla faaliyette sınırlı bir gerileme görüldüğünü söyleyebiliriz rapordan. Buna rağmen faaliyet son 20 ayın en düşük değerini almış vaziyette. Ve son başlığımız, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Rüzgar, güneş enerjisi yatırımına KDV istisnası, gümrük vergisi muhalifiyete uyguluyoruz şeklinde de dün KÜP konuşmasından bir başlık sizler için aktarmış olalım. Geçelim buradan bir de Avrupa piyasalarına bakalım. Küresel borsalarda nasıl bir tablo var? Az önce Türkiye'ye aktardık. Artılar olduğunu söyledik. Bakalım dünya piyasalarında da benzer bir hikaye var mı? Şu an itibariyle Paris CAC'ın %0.32 yukarıda. DAX %0.12 yukarıda. 15.387 puandan işlem görüyor. Londra FTSE %0.66 eksi de 7.553 puandan işlem görüyor. İspanya'nın IBEX'i %0.26 kadar eksi de şu an itibariyle 8.714 puandan işlem görmekte. Frankfurt DAX'te ise %0.12'lik prim görmekteyiz. 15.388 puandan işlem görüyor. İtalya FTSE MIB ise %0.27 kadar eksi de 26.896 puandan işlem görmekte. ABD vadelilerde eksiler var. Nasdaq %0.49, S&P vadeli %0.39 şu an itibariyle eksi de olduğunu gösteriyor bizlere. Dolayısıyla hisse senetleri piyasası için görünüm karışık diyebiliriz. Şimdi buradan da geçelim emtia piyasalarını konuşmak üzere aktif kontrat bölümüne.
Emtia Piyasalar Aktif Kontrat bölümünde her zaman olduğu gibi Kutay Korap'la birlikteyiz. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba Gizem. Şimdi önümüzdeki haftanın konusu muhtemelen bu olacak. İran ve bu noktada özellikle enerji sektöründeki yeri. Nükleer anlaşma olasılığı var mı? Ve bununla beraber petrol tarafında da önemli bir oyuncu olması hasebiyle petrol piyasasına fiyatları sence nasıl etkiler eğer olur da oyuna girersin? Şimdi petrol tarafında birden fazla hikaye son dönemde volatiliteyi çok ciddi bir oranda arttırdı. Yani mesela çok uzak değil, geçen cuma işte Ukrayna-Rusya gerginliğiyle birlikte bizim seansımız kapandıktan sonra 90 dolar olan petrol aynı gece 95 dolara çıktı. %5'lere varan bir yükselişler takip etmiştik ki neredeyse işte %6'ları aşan 5 dolarlık 4-5 dolarlık bir artış takip edilmişti. Çünkü burada zaten hali hazırda 100 milyon varil civarında bir talebin oluştu. Ama arzın hali hazırda işte mesela baktığımızda pandemi öncesi seviyelerine dünyadaki petrol arzının daha ulaşmadığını düşünürsek, şimdi pandemi öncesine talep ulaştı. Arz ulaşmadığı noktada stokların da azaldığını düşündüğümüz ve yatırımların da petrol piyasasında çok ciddi bir şekilde zayıf kaldığı bu dönemde petrol fiyatlarını en ufak negatif bir haber başlığı hemen yukarı yönlü tetikler nitelikte olduğunu görüyorduk. Şimdi burada bazı soru işaretleri oluşmaya başladı. Bu soru işaretlerinden biri şu: eğer Ukrayna-Rusya konusunda anlaşmazlık sürerse petrolde çok hızlı 120 doları test edebileceği petrol fiyatlarının düşünülüyor. Çünkü sektörde arz talep dengesi o kadar kırılgan ki en ufak arza yönelik soru işaretleri çok ciddi bir şekilde fiyatları yukarı ittiğini görüyoruz. Fakat burada bir joker kartı gibi bir kart mı var acaba diye petrol uzmanlarının merak ettiği konu başlığı var. O joker kartını da petrol piyasası kabaca 5-6 yıldır kullanmıyor. Belki de 4-5 yıldır diyelim kullanmıyor. Bu joker kartı da İran. Çünkü İran işte bu ABD ile müzakerelerin Trump döneminde sona erdiği ve çok ciddi bir şekilde ambargoların uygulandığı bu 2016 yılından itibaren başlayan ambargo döneminden bu yana işte günlük petrol üretimi olan 4 milyon varilden geldi üretimi ambargoların en derinleştiği 2019-2020 hatta burada pandeminin de etki yarattığı dönemlerde 2 milyona kadar gerileyen bir petrol üretimi vardı. Şimdi burada İran daha önce petrol piyasasında ne kadar büyük bir oyuncuydu diye bakarsak mesela Gizem, 4 milyon varil üretiyordu 2011 yılında. O dönemde dünyada petrol arzı kabaca 88 milyon varildi. Yani 88 milyon varil üretimin 4 milyonu İran'dan gelirken şu an petrol arzı 98 milyonlar civarındayken İran'ın üretimi 2 milyon. Yani petrol arzı 10 milyon artarken yüzdesel olarak onu nasıl hesaplayayım? %11 arz artarken dünya genelinde petrolde İran'ın arzı %50 azaldı. Şimdi bu dönemde de İran'ın çok ciddi bir şekilde petrol stoklarının arttığı yönünde Tahran'da petrol stoklarının arttığı yönünde tahminler yapılıyor. Bu petrol stoklarını velev ki işte Viyana'da bir anlaşma çıkmadı ama Münih'te gerçekleştirilen konferansta bazı yetkililerin bazı konularda uzlaşmaya okey olunduğu yönündeki başlıklarını takip ettik ki zaten bugünkü o petrol fiyatlarındaki %2 geri çekilmenin arkasında da İran kartı galiba masaya atılacak mı soru işaretinden dolayı petrol fiyatlarının düştüğünü görüyoruz. Velev ki İran katılırsa ne olur? Bugün 2,5 milyon üreten İran'ın hali hazırda hızlı bir şekilde 4 milyonlara günlük 4 milyon varil petrol üretimine ulaşabileceği yönünde tahminler var. Bu da zaten arz talep dengesindeki o 1,5-2 milyonluk gap'i İran kapatır mı? Artı İran ve Tahran hükümetinin elinde bulundurduğu stoklar petrol piyasasını salınır, petrol piyasasının stokları da diri kalır mı gibi soru işaretleri ön plana çıkıyor. Bundan mütevellit fiyatlar böyle aşağıda geri çekilme var. Diğer taraftan da mesela burada ucuna ekleyebileceğim tek şey dediğim gibi bu 2016'lı 17'li yıllarda o uranyum zenginleştirme konusuna dair uzlaşıya varılamama sonucunu yaptırıma çevirmişti. Bu yaptırımlarda İran'ı dünya petrol piyasasından kenara çıkartmıştı. Şimdi tekrardan oyuna girecek mi? Acaba şeyi merak ettim, şu alt panelde gösterdiğimiz turuncuyla dünyada özellikle petrol üretimi, yani dünyada toplam likit yakıt arzını gösteriyor ve tahminleri gösteriyor aslında. Hı hı. Mesela 2023'ün sonuna kadar tahmin var.
2022'deki arza bakıyorsun mesela, birinci çeyrekten itibaren artış var, sonuna kadar gidiyor, 2023'te yatay kalıyor. Yani buradaki arz artışını düşünürken İran'a hesaba katmışlar mı, yoksa acaba toplamda talep artacak, diğer mevcut durumdaki ülkeler mi arzını artıracak gibi bir tahmin yapmışlar? Bilmiyorum detayını ama İran'ın oyuna girdiğini düşündüğümüz noktada buradaki artışın... Yani neredeyse hepsi sadece İran'mış gibi. 4-5 milyon fazladan üretebilir diyorsun ya mesela. 100'den 105'e çıkıyor yaklaşık bu olarak. Sadece İran oyunu değil. Bunun içerisinde diğer ülkeler de var. Mesela buraya... Yok burada... tamam. Eğer 4-5 milyon artırıyorsa kendi başına İran'ı saysan bile yetiyor. Diğer bütün hepsini. Aynen. Mesela buraya İran'ı eklersek bu tabloya 107 milyonlara çıkabiliriz diye düşünüyorum. Hı, evet. Ben öyle düşünüyorum. İçindeki tahminlerin detaylarına bakmadım. Fakat burada mesela bazı kalemler de var. Mesela Venezuela gibi bazı ülkeler var. Hala yaptırımda olup petrolünü piyasaya salamayan veya Libya gibi problemleri olan, hı hı, kendi içerisindeki uyuşmazlıkları olan ve dünyaya petrol arzında sıkıntıları olan süreçteki ülkeler de var. Artı ben mesela şu tabloyu şöyle de okuyorum İzem. Belli ki bundan sonraki bu 1,5-2 yıllık süre zarfında petrol üretici ülkeler, firmalar yatırımlarını yavaşlatacak. Çünkü talebin çok ciddi bir şekilde artmaya devam edeceğini beklediğimiz noktada arzın bu denli bir beklenti oluşturmaması bana petrol fiyatlarının belli bir süre daha yüksek kalabileceği ve aynı zamanda petrol üreticilerinin de gerek kuyu açma, gerek yeni yatırım yapma gibi konularda çok da heyecanlı olmadıklarını gösteriyor. Çünkü zaten bu... Senle de konuşuyoruz. Temiz enerjiye yapmış oldukları yatırımdan bundan sonraki tüketimin biraz da artık diğer tarafa doğru kayacağını gösteriyor bize. Ya zaten İran'a dair mesela 5-6 milyon varilden daha yukarıda bir tahmin de yapılamıyor. Çünkü zaten satamadığı için şimdiye kadar kuyuları eski kaldı. İşte petrol çıkarma noktasında teknolojisi zayıf kaldı. Hani istatırda daha yok. Fazlasını aynen yapmadılar şimdiye kadar diye. Kutay çok teşekkürler aktardıkların için. Şimdi buradan geçiyoruz, piyasalar tarafına konuşacağız. Merkez Bankası kararının ardından Norsiyen bir araştırma birim müdürü Arzu Toptay telefon attığımızda. Arzu hoş geldin yayınımıza. Merhabalar güzel, hoş bulduk. Nasıl karşıladın kararı? Piyasaya sürpriz yapmayan bir Merkez Bankası var. Kurul metnini nasıl değerlendirdin? Var mı gözüne çarpan farklı bir ifade ve piyasa etkisini nasıl değerlendiririz? Aslında önceki toplantının metninden farklı olarak fazla hani göze çarpan bir şey de olmadığını söyleyebilirim. Yalnız TL'nin fiyatlamasına, değerlemesine öncelikli olarak liralaşma politikasına destek verecek diyelim. Özellikle bu diğer politika yapıcılarla beraber Merkez Bankası'nın politikalarında bu yönde evrileceği ve şekil vereceği anlaşılıyor. Onun dışında küresel enflasyona yine dikkat çekilmiş ve buradaki arz yönlü sıkıntılara arz talep dengesi kaynaklı olmadığını ve pandemi sonrasında özellikle tedarik zincirindeki sıkıntılardan kaynaklı olduğuna, küresel merkez bankalarının değişen politikalarına önceki toplantıda da vardı ama aynı şekilde değişen politika anlayışına rağmen mevcutta kolay para politikalarının devam ettiğine en azından bir süre daha. Cari açık tarafında iyileşmenin olacağını ki Ocak ayı cari açık rakamından sonra bu beklentinin korulduğunu görüyoruz. 2022 yılında cari fazlaya geçiş olabileceğini düşünüyor Merkez Bankası. Yani aslında çok fazla sürpriz yok. Metnin içinde de çok detaylarda da pek piyasayı etkileyecek bir gelişme yok. Piyasa sonrası fiyatlamalar da aynen bu şekildeydi. Biraz bugünlerde piyasalar takip ediyoruz hafta başından beri Gizem. Özellikle Ukrayna-Rusya gerginliği, bu taraftaki haber akışı buna odaklanmış vaziyette. Bir haber akışıyla beraber sert geri çekilmeler oluyor ki bugün özellikle BIST 100 endeksinde bunu yaşadık. 2018 seviyesine doğru bir geri çekilme oldu. Ardından yine bir yumuşama ve toparlanma gerçekleşti. Türk lirası tarafına bakarsak dolar endeksi aslında hem faiz artırım beklentisi hem iyi ekonomik veriler hem belki de güvenli şu dönemde güvenli liman olma özelliğiyle ki gergin bir ortam bir jeopolitik risk olarak tanımlanırsa talep görmesi beklenirken orada da en azından dolar endeksinin yukarı gitmekte zorlanışı diğer para birimlerine, sepet para birimlerine bir miktar yukarı yönlü hareket için alan açmış gibi görünüyor. Burada da tabii önümüzdeki Mart ayında ve ilerisindeki İngiltere Merkez Bankası yaptığı faiz artırım beklentisi olan para birimleri dolar karşısında bu dönem içerisinde biraz daha güçlü durabilir düşüncesindeyiz. Öte
anda S&P 500 endeksi FED toplantı tutanaklarından bir destek alıp yükselmişti. Ama o da yine 4450 seviyesinde yatay bir görünüm içerisinde görünüyor. Yani biz bugün aslında Merkez Bankası toplantısından ziyade ki sürpriz bir karar beklenmiyordu, öyle oldu. Jeopolitik riskler, küresel piyasalar ve içeride bir miktar hisse senedi tarafında bilanço fiyatlamaları ile güne devam ediyor gibi görünüyoruz. Ve muhtemelen de haftayı bu şekilde bu tonda kapatacağız. Bir sürpriz olmazsa diyebilirim Gizem. Arzu, çok teşekkürler görüşlerini paylaştığın için. Şimdi buradan gidiyoruz kısa bir reklam arasına. Akıllı paraya devam edeceğiz. Yalnız Stoltenberg'e dönüyoruz şu an itibariyle. Modernleşme programı başlattı ve Belarus'ta da bu İskender adlı roket atarlarını ve füze sistemlerini yerleştirmiş durumda. Bu yüzden de kaygı duyuyoruz bütün bu durumdan ve uzun vadede de bunun bir tehdit teşkil edebileceğini düşünüyoruz. Çünkü uzun yıllardır devam eden bir durum söz konusu. Tabii burada en önemlisi biz NATO müttefikleri olarak orta menzilli nükleer güç antlaşmasını imzaladık ve bu da tüm dünya için, Avrupa için de orta menzilli birçok silahın imha edilmesi anlamına geldi. Fakat Rusya bu yönde hareket etmedi ve bu orta menzilli nükleer gücünü artırmaya devam ediyor. Bundan da tabii ki kaygı duyuyoruz. Biz de müttefikler olarak daha öngörülebilir bir güvenlik ortamı görmek istiyoruz ama Rusya'nın bu yönde yatırımları olduğunu görüyoruz. Çok teşekkürler Sayın Genel Sekreter. Sahada bundan sonra neler olmalı ki NATO bundan sonra gerginliğin dindirildiği nekani olsun? İkinci olarak ABD'nin teklifleri konusunda siz de Rusya'dan bir cevap bekliyor musunuz? Evet, biz Rusya'dan yazılı bir cevap bekliyoruz. Rusya'dan bir taslak elimize geçti Aralık ayında. Rusya'nın NATO ile imzalamak istediği bir güvenlik anlaşması taslağı. Rusya NATO Konseyi bünyesinde toplandık. Bu taslak görüşüldü ve Rusya'ya biz de kendi taslağımızı ilettik. Burada bir liste söz konusu oldu. Mesela misiller, füzeler, şeffaflık, silahların kontrolü gibi konular yer alıyor bu listede. Bu konularda gerçekten de ortak nokta bulabiliriz, ortak çözüme ulaşabiliriz ve hepimizin güvenliği için hem NATO müttefikleri hem de Rus halkı için olumlu kararlar alınabilir. Silahların kontrolü kavramı hem Rusya'nın güvenliği hem de NATO müttefikleri için önemli bir kavram. Bu yüzden bu önerileri biz ilettik ve bunu iletirken iyi niyet ile daha önce geçmişte yaptığımız gibi bir müzakere masasına oturursak ve ortak kararlar alabilirsek o zaman hepimizin güvenliğini pekiştirecek kararlar alırız diye düşünüyoruz. Şimdi Rusya'dan cevap bekliyoruz. Henüz bu cevap elimize gelmiş değil ama zaten Rusya ve NATO müttefiklerin ortaya koyduğu NATO-Rusya konseyi bünyesinde bunların görüşülmesi gerekiyor. Nitekim bu konsey halen kurulu ve bu konsey tüm konuları görüşebilecek bir konsey ve şu anda hali hazırda görüşüyor olmamız çok daha önemli çünkü gerginlik en üst düzeyde. Bu yüzden biz de bu konsey bünyesinde bir araya gelmeye hazır olduğumuzu söylüyorum. Bir seri görüşme yapılabilir. Herkes kendi kaygılarını ortaya koyar ve ortak çözüm bulunabilir. İlk sorunuz neydi?
Gerçek bir geri çekilme görmemiz gerekiyor sahada. Şu ana kadar bu sevkiyat uzun aylardır devam ediyor ve yığınak aslında ilkbaharda başladı geçen sene. Birlik sayıları belki azaldı, sonra arttı. Bir takım askerler içeri girdi, bazıları geri çekildi ama sonuç olarak genel trende baktığımızda buradaki asker sayısı artmakta. Burada bir takım hareketlerin olması genel olarak askerlerin geri çekildiği anlamına gelmiyor. Buradaki gerginliğin azaldığı anlamına gelmiyor. Çünkü burada bir devamlı hareketlilik söz konusu ve gerçek anlamda bir geri çekilme ve gerçek anlamda gerginliğin azaltıldığını görmemiz gerekiyor. Şu anda bunu görmüş değiliz ama bu değişebilir. Nitekim biz de tam olarak bunu bekliyoruz, bunun üzerinde çalışıyoruz ve bundan sonraki dönemde Rusya ne söylediyse onu yapar diye umuyoruz. Yani anlamlı bir şekilde Ukrayna içinde ve Ukrayna etrafındaki askerlerin geri çekilmesi gerekiyor. İki online soru alacağız. Bir tanesi Fox News'dan. Fox News. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i dinledik. Oldukça önemli bir konu. Bütün basın yayın organlarında da zaten canlı olarak Stoltenberg'in Rusya-Ukrayna krizine dair konuşması da aktarılıyor bir taraftan. Stoltenberg televizyonu yeni açan izleyicilerimiz için Rusya-Ukrayna gerginliği de çok önemli olduğu için bir kez daha belki bir iki başlık aktarmakta fayda var. Sahada gerçek bir geri çekilme görmemiz gerekiyor dedi. Konuşmasının başlangıcında da böyle bir geri çekilme görmediğini ifade etti Rusya kanadından. Birlikte konuşmaya davet ediyor. Rusya'ya en son tekliflerini ilettiklerini ama Rusya'dan henüz bir cevap gelmediğini de aynı zamanda ifade etti. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bahane aradığını söylüyor Stoltenberg. Son olarak da bunu aktarmış olalım ve geçelim buradan konumuza, tekrar geri dönelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını yorumlamak üzere bugün iki konuğum var. İbrahim Aksoy, HSBC Portföy Yönetim Baş Ekonomisi bizlerle birlikte. İbrahim Bey hoş geldiniz. Ve TED Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı İbrahim Ünalmış bugün bizlerle birlikte. Şimdi hızlıca başlayalım istiyorum. Çok fazla sorum var. İlk etapta İbrahim Aksoy, öncelikle bu soruyu size yönlendireyim. Buradaki karar hiç kimseye sürpriz olmadı herhalde ama önümüzdeki dönemde bu sene içerisinde Merkez Bankası'ndan para politik üzerinden bir hamle görmeyi bekler misiniz? Bunun zamanlaması sizce ne zaman olur? Olursa. Merkez Bankası açıklamasında sonraki toplantılara dair herhangi bir işaret verilmediğini görüyoruz ama Aralık toplantısında birinci çeyrekte beklemede kalınabileceğini işaret etmişti Merkez Bankası. Ve buna uyulduğunu görüyoruz aslında. Şubat'ta da beklemede kaldı, Ocak'ta da beklemede kalmıştı. Biz Mart toplantısında da Merkez Bankası'nın beklemede kalmasını öngörüyoruz. Yani faizlerde değişikliği Mart toplantısında da beklemiyoruz. Aslında şu anda Merkez Bankası'nın ya da piyasanın genel olarak gördüğü bir sorun politika faizinin çok üzerinde kredi faizlerinin olması. Bunun da üzerinden bir anlamda bunu aşabilmek için Merkez Bankası yatırım kredilerine öncelik vereceğini söylüyor önümüzdeki dönemde. Cari fazla hedefine ulaşılabilmesi için. Bu tarafta yeni adımlar göreceğiz muhtemelen. Merkez Bankası'nın yatırım kredileri olarak kastettiği yatırım taahhütlü avans kredisi olmalı diye düşünüyoruz biz. Ve Merkez Bankası bu kapsamda politika faizinin 150 baz puan altında da kredi sağlayabiliyor yatırım yapmak isteyen şirketlere. Bu da çok avantajlı bir oran aslında. %12.50 civarında bir rakama denk geliyor. Önümüzdeki dönemde daha çok Merkez Bankası'nın bu tür konulara odaklanacağını düşünüyoruz. Biz kur konumlarının mevduat dışında. Yani şu an için faiz indirimlerinde ilave faiz indirimleri önceliği değilmiş gibi görünüyor Merkez Bankası'nın. Onun yerine bu yatırım kredilerine odaklanabilir. Ya da bankalara haftalık repo ihalelerle sağladığı kaynağı daha uzun vadelerde vermeyi tercih edebilir. Ya da bu kaynağın açık piyasa işlemleri ve swap işlemleri ile sağladığı fonların miktarını bankaların toplam bilançosu içerisinde arttırmayı tercih edebilir. Politika faizinin etkinliğini arttırmak açısından bu şekilde düşünüyorum. Şimdi o zaman ikinci soruyu da size yönlendireyim. Fonlama kompozisyonunda da biraz API'nin payının arttığını görüyoruz. Daha öncesindeki yönlendirmelerde swap'ın azaltıp API'ye yönlendirmek gibi bir şey, bir istek vardı. Bunun gerçekleşmeye başladığını görüyoruz bugünkü verilerden. Bu fonlama kompozisyonundaki değişikliğin amacı nedir sizce İbrahim Aksoy Bey?
Burada tabii Türk lirası ihtiyacına bağlı olarak bu bankacılık sisteminin kendi ihtiyaçlarından da kaynaklanmış olabilir. API'de teminat olarak tahvil veriyorlar Merkez Bankası'na bankalar ve onun karşılığında Türk lirası alıyorlar. Swap işleminde ise Merkez Bankası'ndan Türk lirası alırken karşılığında döviz veriyorlar. Burada hani bankacılık sisteminin teminat yapısından da kaynaklanıyor olabilir ya da elindeki döviz likiditesinden de kaynaklanıyor olabilir. Bu kompozisyonun açık piyasa işlemleri lehine bir miktar değişmesi. Başka nedenler de olabilir tabii ama benim gördüğüm nedenin bu olduğunu belirtebilirim. Peki devam edelim. İbrahim Ünalmış Bey, bu soruyu size sormak istiyorum. Özellikle Merkez Bankası'nın burada kurduğu mesela işte yurt dışı küresel ekonomiye dair yorumlarına baktığımızda çok bir değişiklik yok. Hala destekleyici politika olarak ifade ediyorlar bu noktada gelişmiş ülkelerin özellikle para politikasını. Buna katılıyor musunuz? Bir bunu sormak istiyorum. Daha sonrasında içerideki aktiviteye ilişkin de sorularım olacak ama özellikle mevcut durumdaki değerlendirmeyle küresel ekonomi, enflasyon, yurt içi aktivite, burada metinde gördüğümüz ifadeler arasında sizin öngörünüze göre, sizin beklediğinizde bir farklılık, bir uyuşmazlık var mı Merkez Bankası arasında? Yok, çünkü küresel ekonomik aktivite özellikle Amerika'da ve Avrupa'da ekonominin, üretimin hala canlı olması Türkiye için büyük bir avantaj. Hem Avrupa'da hem Amerika'da PMI'lar hala 50 kritik seviyesinin üzerinde. Sanayi üretimine baktığımızda sanayi üretimi iyi gidiyor. İşsizlikte azalma görüyoruz. Her ne kadar bir parasal sıkılaştırma kelime olarak bundan bahsedilse de hala Mart ayına kadar aslında Amerikan Merkez Bankası tahvil alarak sisteme likidite almaya, sisteme likidite vermeye devam ediyor. Dolayısıyla yurt dışı koşullar hala bizim için bir avantaj. Aynı zamanda pandeminin getirdiği özellikle Avrupa ve Amerika'daki ithalatçıların Çin ve Uzak Doğu'daki bir kısım tedarikçilerden Türkiye'ye doğru aslında taleplerini kaydırmaları da bizim için bir avantaj haline geldi. Böyle olunca tabii dış talep şu anda yüksek bizim sattığımız mallar için. Bu iyi bir şey. Burada tek problem tabii yurt içi üretimimizin kısa vadede kısıtlı olması. Yani belli bir şu anda üretim kapasitemiz var. Bu üretim kapasitemizin bir kısmını yurt dışına sattığımızda yurt içine tüketmek için daha az mal kalıyor. Bunun için de eğer hem yurt içinde tüketimi belli bir seviyede tutmak istiyorsak ya da artırmak istiyorsak ihracatla beraber hızlı bir şekilde yatırım yapmamız lazım. O zaman da konu işte İbrahim Bey'in de bahsettiği yatırım taahhütlü avans kredisine geliyor. Yani daha avantajlı koşullarda faiz ortamı yaratalım ki hızlı bir şekilde şirketler yatırım yapsınlar. Yani şu anda anladığımız o, bu son eklenen cümleden benim anladığım o. Politika yapıcılar yatırımların hızlanmasını istiyor. Bunun için ellerinden gelen teşviki sağlamaya çalışıyorlar. Ama tabii yatırım sadece şey değil, yani faize bağlı olan bir şey aktivite değil yatırım. Bir fizibilite analizi haliyle yapıyoruz bir yatırım yapmadan önce. Bunun için de üreteceğiniz ürünü kaça satacaksınız, ham maddeyi kaçtan alacaksınız, elektriği kaçtan alacaksınız, doğalgaz fiyatı ne olacak önümüzdeki dönemde? Bunları biliyor olmanız, iyi hesaplıyor olmanız lazım. İşte burada ki belirsizlikler aslında şu an için bence yatırımcı için engel. Yani faizin seviyesinden ziyade bu tür belirsizlikler bence fizibilite analizini Türkiye'de zorlaştırıyor. Bunların üzerinden, üstesinden gelebileceğimiz bir ortamında yaratılıyor. İbrahim Ünalmış Bey'in zannedersem bağlantısında bir sıkıntı oldu. İbrahim Aksoy'la... Döndüm galiba. Şimdi duyabiliyoruz İbrahim Bey. Buyurun lütfen, evet. Kaldığınız yerden devam edin. Yani işte son cümlemi söylüyordum. Hani faiz desteği tamam ama diğer taraftan da bu bahsettiğim belirsizlikleri de muhakkak ortadan kaldırmak lazım ki rahat rahat fizibilite analizi yapılsın ve yatırım kararları alınsın şu anda Türkiye'de.
Peki İbrahim Aksoy'la yine devam edelim. Şu özellikle cari dengedeki iyileşme eğilimi her Merkez Bankası metninde görüyoruz. Burada özellikle iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi ifadesi var. Şimdi mevcut durumda bizim büyümemiz hani piyasada ekonomistlerin tahminleri 3-3,5'lar var. Kamu otoritelerine bakıyoruz 5'ler hedefleniyor. Yani gene de kuvvetli bir büyüme inmesi devam ederken bir taraftan hani enerji maliyetleri demeyeyim sadece petrolden mesela örnek vereyim neredeyse 100 dolarlardan bahsediyoruz. Turizm tarafında mesela jeopolitik işte Rusya, Ukrayna'dan bahsediyoruz ki oradan turizm gelirimiz de kuvvetli. Böyle bir risk varsa şayet yaz döneminde görüyorsanız böyle bir şey. Yani bizim cari dengedeki iyileşme eğilimlerimizin üzerinde bir risk görüyor musunuz? Yoksa gerçekten de öngörüldüğü gibi gerçekten cari dengedeki iyileşme eğilimine güçlenerek devam edecek mi sizce? Şimdi de zannedersem İbrahim Aksoy'un herhalde bağlantısında bir sorun var. Kısa bir reklam arasına gidelim o zaman. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. HSBC Portföy Yönetim Baş Ekonomisti İbrahim Aksoy ve TED Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı İbrahim Ünalmış'la da sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Aksoy'la en son cari dengeyi konuşacaktık ta ki teknik bir aksaklık oldu. İbrahim Bey sorumu duyabilmiş miydiniz? Özellikle riskler var mı cari dengedeki iyileşmeyle ilgili diye sormuştum en son sizlere. Çünkü enerji fiyatlarında belirgin bir yükseliş var. Büyüme tarafında yine de fena olmayan bir büyüme tahminimiz var. Aynı zamanda özellikle mesela turizm gelirlerimize güveniyoruz, ihracat gelirlerine güveniyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Cari dengedeki iyileşme devam edebilir mi? Yoksa sizin gördüğünüz belli başlı riskler var mı? Merkez Bankası bu sene için cari dengede bir fazla bekliyor ama biz bir miktar bu tahmin üzerinde riskler görüyoruz. Geçen sene cari açığın daralmasında birkaç faktör etkili olmuştu. Birincisi net altın ithalatı daralmıştı. Yılbaşından itibaren başlayarak bu sene bunun katkısının olmayacağını göreceğiz. İkincisi turizm geliri toparlanmıştı geçen sene. Bu sene gelirlerdeki toparlamanın devam ettiğini göreceğiz. Hatta biz 2019 seviyelerine ulaşılmasını öngörüyoruz cari açık tahmini yaparken. Diğer yandan ihracat çok güçlü seyretti geçen sene. Euro bölgesindeki toparlanmanın da etkisiyle. Şimdi altın ithalatından kaynaklı düzelme belirttiğim gibi bu sene olmasını beklemiyoruz onun. Diğer yandan turizm gelirlerinde toparlanma devam edecek ama bizi kaygılandıran temel faktör şu. Aralık'ta cari açığın sınırlı da olsa genişlediğini gördük ama dış ticaret verileri Ocak ayındaki genişlemenin cari açıkta çok daha fazla olabileceğini gösteriyor. Türk lirasının getirisi çok zayıf, reel olarak ciddi bir negatif getiri var. Dolar TL kuru 13.50 civarında seyrediyor. Yani böyle bir ortamda hani birikimlerin harcamalara yöneldiğini görebiliriz. Bu da aslında ithalatın yüksek seyretmesini birlikte getirebilecek bir faktör olabilir. O yüzden cari açık üzerinde bir risk görüyoruz maalesef olumsuz yönde. Bir de Türkiye'nin potansiyel büyümesi %3,5 seviyesinde ve biz %3,5'luk bir büyüme bekliyoruz bu sene için ama orta vadeli programda %5 büyüme tahmin ediliyor yeni ekonomi programında. Ve aynı zamanda şahsi görüşüm Sayın Cumhurbaşkanı'nın %3,5'luk bir büyümeyi düşük bulabileceği yönünde. O yüzden yılın özellikle ikinci yarısında özel tüketimi arttırma yönünde adımlar da atılabilir ve cari açığın genişlediğini görebiliriz. Özetle bu senede cari açık kaynaklı bir döviz ihtiyacı olacağını öngörüyoruz. Bu da aslında para tabanında olası artışla beraber bu yatırım kredileriyle birlikte Türk lirası açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir faktör olarak görünüyor bize. İbrahim Ünalmış'la devam edelim. Özellikle İbrahim Hocam burada şunu merak ediyorum. Gelecek yönlendirmesini Merkez Bankası'nın nasıl değerlendirdiniz? Çünkü daha önceki dönemlerde para politikası üzerinden izlemeye alışık olduğumuz politika yönlendirmesinde artık liralaşma stratejisi kelimesi girdi içeriye. Şimdi bu yönlendirme, bu stratejiyi siz nasıl yorumlarsınız? Başarısı sizce neye bağlıdır? Liralaşma stratejisinin başarısı aslında diğer yatırım araçlarındaki getiriye ve aynı zamanda yine
kurdaki oynaklığa bağlı. En temel iki şey bu. Özellikle vade sonlarında ciddi bir bizim için risk olacak. Yani vade sonları yaklaştıkça acaba tasarruf sahipleri yine TL'de mi kalacaklar yoksa döviz tercihi yapacaklar mı? Bunlar bizim için önümüzdeki dönemde stres kaynağı haline gelecek. Bu biraz mekanizmanın, sistemin temelinde olan risklerden bir tanesi. Eğer tahmin ettiğimiz gibi döviz getirileri, turizm kaynaklı döviz gelirleri makul düzeyde olursa, hele hele İbrahim Bey'in dediği gibi 2019 seviyesi hatta 30 milyar doları geçersek, ki böyle bir ihtimal de var bence, böyle bir durumda TL'de yakaladığımız istikrarı sürdürmek mümkün. Fakat buna karşılık riskler neler diye sorarsanız, yine bu sözlü yönlendirmenin önündeki riskler de aynı zamanda yine aslında yavaş yavaş seçim satımı haline giriyoruz. Dolayısıyla kamu harcamalarında yılın ikinci yarısından itibaren bir artış olabilir. Diğer taraftan biraz önce bahsettiğimiz yatırımlardaki artışı sağlamak için mevcut durumda bir kredi garanti fonu devreye girdi. Ama bunun kapsamı genişletilebilir. Mesela inşaat şirketlerinin de geçen günlerde haber oldu. Kredi garanti fonu kapsamında olup kendilerinin de kredi aslında kullanmak istediğini söylediğini duyduk. Bu tarz talepler geldikçe kredi garanti fonu üzerinden büyümeyi destekleme amaçlı kredi artışları gerçekleşebilir. Bunların sonucu da tabii bizim için cari açık demek. Cari açık demek ya da ithalatın artması demek. O yüzden temel olarak gördüğüm riskler turizmin iyi gittiği bir ortamda bir jeopolitik riskin turizm gelirlerimizi azaltması, işte Ukrayna'da istemediğimiz bir savaş olasılığı mesela turizm gelirlerimizi sekteye uğratabilir. Onun dışında kamu harcamalarının yılın ikinci yarısında artması ve kredi garanti fonu üzerinden daha geniş kapsamlı desteklerin verilmesi cari açık üzerinde baskı yaratacaktır. Bu da Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı sözlü yönlendirme politikaları üzerinde ciddi baskı ve risk oluşturuyor mevcut durumda. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. TED Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı İbrahim Ünalmış, çok sağ olun katıldığınız için. HSBC Portföy Yönetim Baş Ekonomisti İbrahim Aksoy, teşekkürler katıldığınız için. Evet, Merkez Bankası kararını değerlendirmenin ardından şimdi geçelim bir de piyasalar tarafına. Özellikle buradaki enflasyonu kim yenecek, kim reel getiri sağlayacak diye konuşurken mevcut durumdaki politika yönlendirmesinin önümüzdeki dönemde Türk finansal araçlarına nasıl bir etkisi olabilir, ne gibi bir strateji uygulanabilir? Bunları konuşmak için Meksa Yatırım ve YOP Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Gizem, merhaba. Şimdi Merkez Bankası kararının herhangi bir finansal piyasalarda etkisini gözlemledin mi? Ya da buradaki yapılan yönlendirmelerde önümüzdeki dönemde orta vadeli Türk varlıklarına yönelik stratejiyi değiştirecek nitelikte bir para politikası yönlendirmesi gördün mü bugün? Karar açıklandığı bir saate geçti. Piyasada çok böyle domine etkisi yaratabilecek, oyun değiştirici bir etki görmedik. Zaten piyasanın da beklentileri doğrultusunda geldiği için Gizem faiz kararı. O yüzden şu anda bir etki söz konusu değil. Piyasada eğer ki olası bir faiz artırımı gelmiş olsaydı, piyasanın beklemediği bir şeydi ama burada net bir şekilde sanırım TL varlıklarda tıpkı yurt dışındaki faiz artırımlarda olduğu gibi bir olumlu, işte döviz hazır 13,5-14 bandını yine geçemiyorken, Kasım Aralık sürecinde olduğu gibi bir baskı hazır varken biraz daha TL tarafında değerlenme görebilirdik diye düşünmekteyiz. Ama bu gerçekleşmedi şu an itibariyle. Hani genel itibariyle bakacak olursak aslında piyasada son 1-1,5 aydır, yani 2022'de bir şey var mı diye sorarsan Gizem, aslında hiçbir şey yok. Hani benim hep kullandığım bir tabir, işte bal yapmayan arı. Olsa kendi kendine, işte teniste bir şey vardır, deuce denir, oyun uzatmaya gider. Bir o taraftadır, bir bu taraftadır. Hani gün içerisinde bir longçuların, bir shortçuların kendi aralarında oynadığı bir oyuna döndü bu biraz. Hatta bunu ben söylemiyorum, teknik analiz söylüyor. Şöyle bir şey var, bir istatistik verin Gizemciğim. Son 2 yılın, son 10 yılın, çok özür dilerim, son 10 yılın
en büyük fiyat sıkışmalarından birini yaşıyoruz. Bunu her gün söylemiyor. Bunu hareketli ortalamalarla fiyatların, cari fiyatın yapışkanlığı söylüyor. İlk defa son 10 yılda ikinci defa bütün son 6 aylık fiyatlarla anlık fiyatlar, cari fiyatlar tamamen yapışkanlık gösteriyor. Bu genelde teknikte şu anlama gelir. Piyasa çok ciddi yön arayışında. Evet, bunu zaman zaman söylüyoruz. İşte piyasa bugün yön arayışında. Piyasa işte haftalık olarak piyasa yön arayışında ama bu sefer gerçekten son 10 yılın en büyük sıkışmalarından birini yaşıyor. Bu arada yalnız değiliz, korkmayalım. Bunu yaşayan sadece biz değiliz. Dünya borsalarında baktığımız zaman işte major, fort major, Amerika, Almanya, bunun yanında Hindistan borsası, Çin borsası, hepsine baktığımızda çok tuhaftır aynı resim var. Hepsi 2 yıllık major hareketlerini, major trendlerini böyle bir sonlandırdık. Artık bundan sonra yeni bir bize şey lazım. Bizi piyasaları domine edebilecek yeni bir hikaye lazım. Yeni bir piyasada hikaye, belki bir siyah kuğu lazım gibi bir bekleyiş içerisinde 2022'de. Yani yön bulana aşk olsun denir. Şu anda yön bulmak imkan dışı. Teknikte de temelde de katalizör yok. Elde katalizör yok. Yeni hikaye yok. O yüzden böyle günlük bir sıkışma yaşanıyor. Zaten TL bazında da, bu arada dolar TL için de şunu söylemem gerekiyor. Dolar TL, Euro TL, yani TL bacası para birimlerinde de çok kısa şunu söyleyeyim. Bir dinlenme var. Bu hareket yeniden dönüş aşağı yönde devam edebilir baskıdan kaynaklı. Ama yukarı yönlü bir hareket de izleyebiliriz. Genelde çünkü şunu söylüyor TL para birimi, TL bacağı olan para birimleri. Genelde ben 1-2 ay sert hareket yaptıktan sonra bu hareket %20 ile %50 arasında değişen bir sert harekettir. Sonra ben biraz dinleniyorum arkadaş, ne kadar 6 hafta ile 8 hafta arasında dinlenirim, köşemde kimse bana karışmasın der. Genel son 20 yıllık resmi anlatmaya çalıştım. Şu anda o 6-8 haftalık dinlenme evresinde, bir sonraki trendlerinde muhtemelen kendi şahsım bir tanesim. Şubat ortası, Mart ikinci haftası itibariyle bir yeniden bir hareket muhakkak ki göreceğiz gibi geliyor bana. Ergün, çok teşekkürler katıldığın için. Max Yatırım Viyop Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül'ü ağırladık ve böylece akıllı parayı noktalıyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından Açıl Sezen Finans Merkezi ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.